Alfred ekranlarına, akşam ajansına hoş geldiniz sayın seyirciler. Tarihler 2019 yılının Aralık ayının 10. gününü gösteriyor. Günlerden salı, saatlerimiz 17'yi gösteriyor ve bizler hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz. Buyurun akşam ajansına. Sayın seyirciler, Ticaret Bakanlığı maketten ev satışında mağduriyeti önlemek için 8 maddelik bir çözüm paketi hazırladı ve bu paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Bu konuyla ilgili bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyondaki görüşülecek olan paketle ilgili açıklama ise AK Parti Elazığ Milletvekili ve Meclis Dilekçe Komisyon Sözcüsü Zülfü Demirbağ'dan geldi. Zülfü Demirbağ öğlen saatlerinde A Haber canlı yayınına katılarak Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı bu paketle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi maketten ev satışlarını araştırma alt komisyonuna 8 maddelik çözüm paketi sundu. Halk arasında paketten satış olarak da bilinen ön ödemeli satışlar konusunda Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı paketle ilgili açıklama AK Parti Elazığ Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyon Sözcüsü Zülfü Demirbağ'dan geldi. A Haber canlı yayınına katılan Milletvekili Zülfü Demirbağ, 8 maddeden oluşan ve alt komisyonda incelenmeye başlayacak çözüm paketiyle vatandaşın ve inşaat sektörünün mağduriyet yaşamayacağını kaydetti. Komisyonumuz kuruldu. Nasip olursa bütçe maratonu sonrasında belli periyotlarla bir araya gelmek suretiyle gerek Ticaret Bakanlığımızın 8 maddelik teklifi gerekse gelen bu şikayetler doğrultusunda komisyon çalışmalarına devam etmek suretiyle neticelendirecek inşallah. Tabii bu 8 madde komisyon çalışmalarına devam ederken dikkate alınacak. Bunun dışındaki şikayetler, talepler de dikkate alınmak suretiyle bir netice varılacak. Burada ülke ekonomisinin lokomotifi durumundaki inşaat sektöründe mağduriyetlerin yaşanmaması ve istismar ve suistimaller neticesinde sektörün zarar görmemesi ve bunlardan da en önemlisi insanımızın konut sahibi olmak isteyen insanımızın mağdur edilmemesi için bu komisyon kurulmak suretiyle gereken tedbir ve önlemler alınmak suretiyle inşallah bu mağduriyetlerin önlenmesi cihetinde bir adım atılacak. Hem ülke içerisindeki vatandaşlarımız hem dışarıdan konut almak isteyen şahısların mağdur edilmemesi için bu tedbirler alınacak. Tabii burada komisyonumuz demin belirttiğim gibi bütçe çalışmalarının mütakip çalışmalarına başlayacak belli periyotlarla. Yapılan bu çalışmalarda da demin bahsettiğimiz Ticaret Bakanlığı'nın 8 maddeden oluşan raporu, gelen şikayetler, bizim yapılacak olan incelemeler neticesinde elde edeceğimiz veriler doğrultusunda en böyle sağlıklı bir şekilde karar alma cihetine gidilecek inşallah. Ve inşallah bu tabii komisyon çalışmalarının neticesinde de Çevre Şehircilik Bakanlığımıza bu koordineli bir şekilde çalışılacak ve sunulmak suretiyle inşallah gerektiğinde kanunlaştırmak suretiyle hem vatandaşlarımızın hem inşaat sektörünün zarar görmemesi için gerekli kanuni çalışma yapılacak inşallah. Ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile devam ediyoruz sayın seyirciler. Şahin Şerifoğulları bu kez Gazi Caddesi'ndeydi ve hem Gazi Caddesi'nde hizmet veren esnafla hem de vatandaşla bir araya geldi. Her sese kulak verdi, herkesi dinledi, herkesin taleplerini dinledi ve ekledi. Her alanda daha gelişmiş, altyapı ve üst yapı sorunları kalmamış bir Elazığ oluşturabilmek için çalışmaya devam ediyoruz diye konuştu. Gezdi, dinledi, her sese kulak verdi. Selam vereceğim. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları kaldığı yerden devam etti ziyaretlerine. Size nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. İşleriniz iyi. Allah razı olsun. Siz değilsiniz. Allah razı olsun. Bir şey kalmadan başkanım. Çok teşekkür ederim. Esnaflara da bir selam verelim. Görüntülerin adresi Gazi Caddesi. Kafanız aç kalanları yoksa sağlık bozmayın. Burada gelen sen ayırıyor. Ne sağlık çekiyor. Ne vallahi ben vekil olmalı izler. Allah razı olsun. Ama bu asrı ne yapar? İyi olur. Bütün bir iş yapıyor. Allah razı olsun.
Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Şerifoğulları sorun ve talepleri yerinde dinleyerek birim müdürlerine sorunların çözümü için anında talimat verdi. Buradan aşağıya gittiğiniz zaman, yok Handan Dağlı Kasaba değil mi? Evet. O ışıklarında orada bir kaldırım var, yarım metre. Bir kişi geçiyor, gel orayı genişlenseniz daha iyi olur. Hangi ışıkları da tam Handan Dağlı Kasaba? Handan Dağlı Kasaba. Vallahi bir sinyal olması lazım. Muhtar dedik baksana takip etsin dedi. Bir bağlı bir sevgiyle ben özledik muhtar takip edelim. İşleri değil mi? Çok şükür. Var mı bizden bir yerde? Değiliyiz. Allah razı olsun. Beğeniyor musunuz? Ya vallahi beğeniyoruz. Ama Elazığ biraz daha gelişti. İnşallah. Yani mahallemde halı saha yok. Mahallemde. Kırlar mağarasında halı saha yok. Orada bir şey var. Askeriye çok kapatıyor bizim mahallemde. Başkan Şerifoğulları gezisi sırasında soğuk kış akşamlarında köz kokusunu sevdiren eşsiz lezzet kestaneyi de yemeği ihmal etmedi. Belediye yönetimi dışında mahallelerde esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya geldiklerini belirten Başkan Şerifoğulları, göreve geldiğimiz günden itibaren vaat ettiğimiz projelerimizi hayata geçirmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Hamdolsun projelerimizde çok önemli mesafeler kat ettik. İnşallah projelerimizi hayata geçirdiğimizde Elazığ'ımız daha yaşanabilir bir şehir haline gelecek. Tabii projelerimizi hayata geçirirken gönül belediyeciliğini de aksatmamaya, esnaf ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerde vatandaş memnuniyetini yakalayamazsak o hizmetin bir anlam ifade etmeyeceğini biliyoruz. Bu sebeple hayata geçireceğimiz her projeyi, her hizmeti vatandaşlarımızla istişare ederek yapıyoruz. Vatandaşlarımız bizim en büyük paydaşlarımız. Bu şehirde yaşayan bireylerle bu şehri yönetmeye, şehrimizi onlarla birlikte geliştirmeye, güzelleştirmeye devam edeceğiz, dedi. Sayın seyirciler, Elazığ Ekonomi Platformu Aralık ayı ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Elazığ Ekonomi Platformu'nun 7. dönem başkanı olarak Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık seçildi. Elazığ Ekonomi Platformu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık dönem başkanlığı görevini Elazığ Gıdacılar ve İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Kamaş'tan devraldı. 7. dönem başkanlığına Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık'ın seçildiği toplantıda yürütme kurulu üyeliklerine ise Asrın İş Adamları Derneği Elazığ Şube Başkanı Yakup Baş, Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği Başkanı Avukat Murat Erdoğan ve Savunma Uzay ve Havacılık Derneği Başkan Yardımcısı Osman Seçkin seçildi. ELEP 7. dönem başkanı ve Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, ELEP'in Elazığ'ın ekonomi anlamda gelişmesi, sürdürülebilir bir kalkınma ivmesi kazanması için önemli bir platform olduğunu belirterek, "Böylesi değerli bir platformun dönem başkanlığına seçilmekten büyük memnuniyet duydum. Platform üyesi arkadaşlarımızla birlikte güzel işleri ve projeleri hayata geçireceğimize inanıyorum. Geçtiğimiz dönemlerde görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni dönemin ise hayırlı olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu. Toplantı sonrasında 2018-2019 yılları arasında dönem başkanlığı görevini yürüten Elazığ Gıdacılar ve İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Kamaç'a başarılı çalışmalarından ve katkılarından dolayı ELEP 7. dönem başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık plaket takdim etti. 2018-2019 yılları arasında yürütme kurulu üyeliği görevinde bulunan EMOSDER Başkanı Mehmet Gül'e başarılı çalışmalarından ve katkılarından dolayı ELEP 7. dönem yürütme kurulu üyesi Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği Başkanı Murat Erdoğan tarafından plaket takdim edildi. Sayın seyirciler, uyuşturucu tacirleri polisi fark etti ve uyuşturucuları sobada yakmak istedi ama duruma polis anında müdahale etti. Palu'da bir barakada uyuşturucu ticareti yapıldığını ihbar alan ve fark eden polis ekipleri barakaya operasyon düzenledi ve operasyonda iki kişi 2 kilo esrarla yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Palo ilçesinde bir barakada uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığını tespit etti. Tespit edilen mekana operasyon düzenlendi. Polislerin baskısını fark eden şahıslar barakada bulunan uyuşturucu maddelerini sobada imha etmeye çalıştı. Bu sırada durumu fark eden emniyet güçleri hemen sobaya su dökerek sobada bir kısmı yanan esrar maddesini ele geçirdiler. Barakanın bahçesinde de dedektör köpeğiyle de geniş kapsamlı bir arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada bahçede toprağa gömülmüş bir adet çömlek içerisinde esrar maddesi, uyuşturucu madde satışında kullanılan bir adet hassas terazi ele geçirildi. Toplam 2 kilogram esrar maddesiyle yakalanan iki şahıs gözaltına alınarak, haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli tahkikat başlatıldı. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde çalışma yapıldı. Çalışmalar sırasında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranma kaydı bulunan iki şahıs yakalandı ve sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine bir şahsa uyuşturucu madde ticaretinden ve yine 34 şahsa da uyuşturucu madde kullanmak suçlarından adli işlemler yapıldı. Şahısların yapılan üst aramalarında ise çok sayıda uyuşturucu madde ile bir adette hassas terazi ele geçirildi. Ve sayın seyirciler, Akşam Ajansı'na canlı yayın konuğumuzla devam ediyoruz. Aslında onları, daha doğrusu derneği, özellikle yaptığı gençlik çalışmalarıyla daha çok biliyoruz. Ve bugün hem gençlik çalışmalarını konuşacağız, hem daha fazlasını konuşacağız. Çünkü anlatacak çok şeyleri var. Konuğumuzu sizinle hemen tanıştırmak istiyorum. Anadolu Realist Gençlik Derneği Başkanı, aynı zamanda Türkiye Gençlik ve Öğrenci Platformu Başkanı, aynı zamanda son günlerde Türkiye'de yaklaşık 61 ilde faaliyet gösteren Fikir Meclisi'nin başkanlığına seçildi Sayın Erhan Eğit. Efendim, hem programımıza hem stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sizlerin nezdinde de bütün Kaan Fırat çalışanlarına hayırlı akşamlar diliyorum. Burada ayrı bir heyecan yaşıyorum. Uzun yıllar bu kurumda hizmet vermenin heyecanını yaşıyorum. Sizlere ve bizi izleyen herkese de hayırlı akşamlar dileklerimi iletiyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Efendim, tabii ki derneğin ve platformun çalışmalarına geleceğiz ama öncelikle son günlerde, son zamanda daha doğrusu yapılan bir platformla Fikir Meclisi Başkanlığı'na seçildiniz. Ülke genelinde oluşan bir meclis bu ve sanıyorum ilk kez mi Doğu Anadolu'dan, evet, bir ilden başkan seçildi ve bu Elazığ'a nasip oldu. Elazığ'da da sizlere nasip oldu. Öncelikle soralım, Fikir Meclisi nedir, ne zaman kuruldu, faaliyet alanları ne? Bundan sonraki süreçte sizin başkanlığınızla neler değişecek? Fikir Meclisi 2010'dan beri var olan bir meclis. Türkiye'nin yaklaşık olarak 61 ilinde resmi anlamda, aslında 81 ilinde de henüz kuruluş aşamasında olan bir meclis. Birçok bakanlığın desteğiyle ayakta kalan bir meclis. Ve çok ciddi aktiviteler üreten, özellikle yurt dışı kültürel etkileşimiyle yüksek olan bir meclis. Biz uzun zamandır bu meclisin üyesi olarak çalışmalar yapıyorduk. Bugün çok daha farklı bir gurur yaşadık. Yıllardır İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, yine Mersin'de olan başkanlığı biz Elazığ'a getirdik, Doğu Anadolu'ya getirdik. Hı hı. Bu vesileyle de aslında bütün algıları buraya da çektik. Artık insanlar şunu söylüyorlar, ülkenin doğusunda da Avrupa Birliği projeleri yapan, ülkenin doğusunda da gençliğin çalışmalarına önem veren platformların var olduğunu, orada da önemli işlerin, hı hı, var olduğunu bir nebze de gösterdik. Ben bunu Sayın Gençlik Spor Bakanımızın da katıldığı bir toplantıda bizzat dile getirdim. Buradaki insanların da önemsenmek durumunda olduğunu, buradaki çalışmaları yapan gençlik kuruluşlarının da önemli faaliyetler yaptığı, ülkeye değer katmak için bir şeyler yapmak istediğini dile getirince, yaklaşık 51 ilin de yüksek bir oy oranıyla biz başkanlığı Elazığ'a getirdik. Bu çok önemli bir görev, çünkü Fikir Meclisi özellikle yurt dışı Türkler Daire Başkanlığı'na projeler veren, Avrupa Birliği ile iyi ilişkiler yapıp, oradaki kültürel değişimleri yapıp, Avrupa'dan öğrencileri Türkiye, buradaki öğrencileri Avrupa'nın çeşitli ülkelerine götürüp, hı hı, projeler yapan, yine özellikle gençlere kariyer anlamında ciddi projelerin yapıldığı bir meclis. Bir de her
görüşten, bir de her düşünceden, her renkten insanın bir araya toplanıp olduğu bir gençlik. Aslında bizim dernek misyonumuzda çok bağdaşlaşan bir meclis olduğu için de çok bir zorluk çekmedik. Hı hı. Bundan sonra da aslında biz biraz daha lokal dernekçilik, lokal platformculuk yerine ülkenin en ücra köşesindeki güzellikleri ortaya çıkarmak adına fikir meclisine böyle bir büyük bir giriş yapacağız inşallah. Hı hı. Bakalım. Peki efendim, bu fikir meclisine mesela öğrencilere nasıl ulaşıyorsunuz? Öğrenciler size nasıl ulaşıyor? Yine diğer mesela yine aynı zamanda başka gençlik, evet, derneklerinin ve platformlarında da görev yapıyorsunuz. O platformların üzerinden mi geliniyor, yoksa hiçbir bugüne kadar hiçbir sivil toplum kuruluşuna bağlı olmayan gençler de kapınızı çalabiliyor mu? Nasıl ulaşıyorsunuz? Şimdi, nasıl bir yol haritası belirliyorsunuz? Elif Hanım, şunu söyleyeyim. Biz bu projeleri yaparken özellikle bizden jenerasyon olarak büyük olan abilerimiz, ablalarımız kendi jenerasyonlarıyla aslında bir şeyleri karıştırıyorlar. Şu anda gerçekten üreten, bir şeyler yapmak isteyen, ülkesine değer katmak isteyen ya da bunun yanı sıra enerjisini farklı alanda boşaltmak isteyen iyi bir gençlik var. Hı hı. Bu gençler kendilerinin çalışmalarını önemsenmesini, yine yaptıkları projelerinin farklı yerlere taşınması için hep bir arayış içindeler. Biz aslında bunu sağlarken çok bir zorluk çekmedik. Zaten sahada böyle projeler yapmak isteyen, ülkesine değer katmak isteyen, kendini göstermek isteyen gençlerin var olduğunu gördük. Takdir edersiniz ki biz bir neslimizi aslında Çanakkale'de verdik. Bir neslimizi sağ-sol çatışmalarında, bir neslimiz yine terör belasına, uyuşturucu ederken nesillerimiz böyle yok olup gidiyor. Hı hı. Biz de dedik ki adı ne olursa olsun, fikir meclisi olsun, Türkiye Gençlik Platformu olsun, bizim bundan sonraki nesilleri bu başlıklara kurban vermeden, onların zekasıyla, onların el becerisiyle, onların düşünceleriyle gençlik dinamiğini bir araya getirip inovasyonlar yapalım, projeler üretelim ve ülkemizin hedeflediği büyüme oranlarına bizler de katkı sağlayalım. Çünkü klasik bir tabir vardır. Aslında bu siyasetinde çok iyi bir sloganel bir tavırdır. İşte gençlik bizim her şeyimiz, hı hı, denir. Biz bu tabiri görünce tırnak içinde söylemek istiyorum. Açıkçası çok gülüyoruz. Yani bize gençlik bizim her şeyimiz diyen insanların bu sözüne gülüyoruz. Çünkü neden diyecek olursak, gençlik bizim her şeyimiz diyen bütün bu odaklarla temasa geçtiğimizde çok bir önemsenmediğimizi fark ettik. Daha buraya gelmeden birkaç gün önce, müsaadenizle ülkemiz için önemli bir savunma sanayisine proje üretmek için bir araya toplanmış arkadaşlarımızın gerek mayınlama gerekse diğer savunma alanında önemli bir drone projesinin olduğunu ve ülkemizin büyük bir teknoloji yarışması olan Teknofest'te hazırlanan arkadaşlarımızla tanıştım. Çok olağanüstü bir drone projesi üzerinde çalışıyorlar. Ancak üzüldüğüm tek bir nokta var. Onların destek olarak beklediği şeyi hiçbir şekilde kimsenin vermemesi, hı hı, bizi biraz daha sahaya itti. Dedik ki bu arkadaşlarımızın biraz da sesine kulak verelim. Biz onların sesi olalım, onların o taleplerini bir yerlere taşıyalım. Ve Hacı Bektaş Veli'nin söylediği gibi, bu bahçenin gülleri renklidir, bu bahçenin gülleri çoktur. Bahçeden bir gül eksilirse bahçenin ne önemi var sözünü de düstur alarak. Hı hı. Fikri ne olursa olsun, siyasal düşüncesi ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, bu bayrak altında yaşamakta onur duyan, bu ülkede bağımsız bütünlüğünü hedefleyen herkesle omuz omuza yürüyoruz. Çünkü biz hep kriterimizi şuna göre oluşturduk. Bizim bir derdimiz var. Bu dert bizden önceki kuşaklara dayatılan bu bahsettiğimiz, hı hı, durumlardan ziyade Türkiye'mizin büyüyen bu çağına biz de gençlik olarak yeni insanları yetiştirmek gibi bir derdimiz var. Dün aslında vardık, dün Çanakkale'de vardık, dün belki Kurtuluş Savaşı'nda vardık. Bizim kaygımız yarında olma kaygısı. Çünkü sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Bizi sürekli oyun başında olan, bizi sosyal medyada başında olan bir gençlik olarak hayal ediyor. Yani bütün, hı-hı, gençleri. Öyle ama, bir algı var aslında. Tabii öyle bir algı var ama aslında. Ama o algının öyle olmadığını 15 Temmuz'da gördük. Hem orada gördük hem de bugün, bugünün lise çocukları bile, bugünün ortaokul çocukları bile bu ülkeye bir şeyler katabilmek için kodlama yazılımları, hı hı, üretiyorlar. Dronlar üretiyorlar.
aslında biraz ne istediklerine kulak verebilirsek çok farklı düşüncelerin, çok farklı şeylerin ortaya çıkacağını görebiliyoruz. Peki efendim, şunu da öğrenmek istiyorum. Şimdi dediniz ki çok farklı zekalar, fikirler var. İşte ülke için, millet için. İşte bugün evet özellikle artık dünya soğuk savaş döneminden de çıktı. Şimdi teknoloji savaşları var. Zihin savaşları var. Yapay zekaya doğru gidiyoruz dünya olarak. Mesela şu an için demiyorum ama hani hep de anlatırlar aslında. Daha önceki süreçlerde de işte genç olanlar ülkemizde bir şeyler yapamadığı, desteklenmediği için sürekli bir beyin göçü yaşanmış bir dönem. İşte yurt dışına göndermişiz. İşte bunun belki de en önemli örneklerinden biri geçtiğimiz yıllarda Nobel ödülü alan Türk isimler oldu. Ama yine de belki benliklerini kaybetmediler ama belki o dönemlerde Türkiye'de fırsat verilmiş olsaydı belki çok daha farklı bir ülke konumunda bulunabilirdik bugünlerde. Evet. Şimdi dün öyleydi. Bugün diyorsunuz ki işte ülke için bu bayrak altında yaşayan kim olursa olsun fikir meclisinde yer edinebilir. Evet. Projelerini anlatabilir, projelerimizi üretebiliriz. Dünden bugüne ne değişti ki bugün ülke olarak gençliğe bu kadar önem veriyoruz? Her ne kadar oyun başından kalkmayan bir nesilmiş gibi algılanmasına rağmen ve nasıl değerlendiriyorsunuz gençlerin üzerindeki etkisini? Şimdi aslında bu dün de bu kaygı vardı, bugün de bu kaygı var. Burada aslında şunu sorgulamak lazım. Dün o kulak verilmeyen gençler bugün neden daha bu kadar çok haykırarak bir şeyler söylemek istiyorlar? Biz bunu söyleyince herkes bizi şey zannediyor. Yani biz kırıp döken, parçalayan bir gençlik istiyormuşuz gibi işte hakkımızı, demokrasinin bize tanıdığı hakların dışında işte vandal yöntemlerle arayan bir gençlikmişiz gibi düşünüyorlar. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz sadece şunu söylüyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi. Dün Kurtuluş Savaşı'nda, dün Çanakkale'de 15 yaşında ayaklarındaki çarıklarla bu vatanın mücadelesi için veren zihniyet neyse bugün aynı zihniyet yine odur. Hatta diyor ya işte fıtrat değişir sanma, işte bu kan yine o kandır. Gerçekten de öyle. Sadece şu var, bizim sanırım buradaki tek eleştireceğimiz nokta, biz gençlik olarak bir şeylerden çok fazla yılıyoruz. Örneğin bir şeyler üretmek istiyoruz. Buna karar vericilerin yanına gittiğimizde bir iki defa dışlandığımızda hemen bırakıyoruz ve daha farklı yollara başvuruyoruz. Aslında biraz daha çaba sarf etsek, onu daha çok farklı yerlerde paylaşabilsek kendimizi göstermiş olacağız. Bu topraklarda aslında yaşamanın bazı bedelleri vardır. Bu bedeller de işte bunlarla özdeşleşiyor Elif Hanım. Bakarsanız dün biz bağımsızlık mücadelesi verirken bugün sizin söylemiş olduğunuz gibi artık bunu silahlarla değil siber ortamlarda yapıyoruz. Ama savaş aynı savaş. Değişen hiçbir şey yok. Sadece odakların yüzü değişti, ismi değişti. Ama yine aynı savaşta duruyoruz. Şimdi baktığımızda bugün ortaokula giden bir çocuk bu siber savaşa bir katkı sunmak için farklı bir şey yapıyor. Burada işte onları bulup değerlendiremiyoruz. Ortaokula giden bir çocuk yani biz kendimizden örnek verirsek, biz ortaokula gittiğimizde hala çizgi film izliyorduk ama bu çocuklar ortaokul seviyesinde siber mücadelenin ne olduğunu biliyor. Ve ülkesinin siber mücadelesine destek vermek için böyle kodlamalar yazıyor. Demek ki bu mücadele hiç değişmedi ama aslında dünya yaşlı nüfusa giderken Türkiye'nin genç nüfusu arttığında bir şeylerin kıymetini diğer dünya ülkeleri gibi bilmiyoruz. Bakınız Avrupa bugün Türkiye'deki bu beyin göçünü inanılmaz derecede destekliyor. Hatta onlardan bir tanesi Cambridge Üniversitesi'nde Saffet Canbay diye bir önemli bir nörobiyoloğumuz var. Kendisiyle İstanbul'da bir konferansta tanışma şansı buldum. Harika ödüller almış. Hocam niye Türkiye'ye gelmiyorsunuz dediğimde bu kadar Türkiye aşığı bir insan. O üzücü sözü bize söyledi. Ben Türkiye'ye geldim. Bir profesörün çantasını taşıma görevi bana verildi. Ama Avrupa'da bana şey veriliyor. Yani bilim sahası veriliyor. Şimdi biz böyle önemli insanları yetiştiriyoruz da neden o sahayı onlara sağlamıyoruz? Bugün aslında Kanal Fırat ekranlarında bunu da söylüyorum. Bugün Saffet Bey gibi önemli beyinlerimiz var. Sadece onlara o imkanı verin. Biz çocukken bir şeyleri deneme yanılma yöntemiyle
anlardık. Kırıp dökerken anlardık. Bizim arkadaşlarımıza da o imkanı versinler. Belki savunma sanayisinde, belki siber saldırılarda, belki yapay zekada çok daha farklı şeyler yapacaktır. Biz aslında dünün bize bıraktığı emanete saygı duymak için, dünün bize bıraktığı o kutsal emaneti bizden sonraki nesillere taşıyabilmek için bunu yapıyoruz. Bizden önceki mesela jenerasyondaki büyüklerimiz bize o mücadeleyi anlattıklarında hem hayranlıkla hem de gözlerimiz yaşararak dinliyoruz. Neler verilmiş mücadele. Süpürge tohumları ile karınları doyulmuş. Evladını üzerindeki battaniye alıp kurşuna saran bir anneden, böyle bir babadan bahsediyoruz. Şimdi bu kadar büyük bir mücadele bize bu topraklar bu şekilde emanet edilmişse elbette ki bizim de çağın gereksinimine uygun bu savaşın içerisinde yer almamız gerekiyor. Biz şimdi bunu aslında çok komplike yapıyoruz. Başta şunu söylüyoruz. Düşüncelerimiz farklı olsa da aslında bir araya toplanıp bir şeyler yapabiliriz. Amacımız aynı çünkü değil mi? Yani şimdi sizin inanmış olduğunuz siyasal düşünce farklıdır. Benim farklıdır ama ortak kaygımız, ortak kaygılarımızı bir araya topluyoruz. Bunlar neler olabilir? Vatan toprağımız olabilir. Bunlar bayrağımız olabilir. İnanç değerlerimiz olabilir. Kültürel değerlerimiz olabilir. Biz bunları ön plana çıkardığımızda birbirinin zıttı olan iki siyasal düşüncedeki insanı aynı projede buluşturabiliyoruz. Geçmişte aslında bu çok yapılmadı. Bir de üzülerek söylüyorum, bizden sonraki gelen nesil aslında televizyon denilen bu vahit çalar aletin daha farklı kurbanı oluyor. Ne yazık ki dizilerde yapılan özenti yaşam, aile kavramının yok edilmesi, şiddete yönelme gibi kavramlar onların dünyasında daha farklı bir şey algı oluşturuyor. Biz hem gernek misyonu olarak hem de yaptığımız çalışmalarda bizden sonraki kuşaklara aslında özetin bu olmadığı, geçmişte bu bizim kahramanlarımızın işte Kaptan Amerika değil de aslında Seyit Onbaşı'nın gerçekte yaşamış bir kahraman olduğunu, işte Spider-Man gibi bir çizgi film kahramanının değil de Nene Hatun gibi bir gerçekten bir kahramanın olduğunu söylediğimizde çocukların dünyasının daha başka olduğunu söylüyoruz. Omuzumuzdaki aslında yükün ağır olduğunun bilincindeyiz. Bunun farkındayız. Ve bu şekilde de Allah hani niyet halis olunca bugün Türkiye'nin çeşitli yerlerinden de insanlar bizi buluyorlar. Beraber çalışmak istiyorlar. Biz de böyle çalışmalar yürütüyoruz. Yani diyorsunuz ki yöntemi değişse de, yani dün belki fiziksel güç kullanarak mücadele veriyorduk ama bugün oturduğumuz yerden bir tuşa basarak mücadele veriyoruz. Mücadele ve amaç aynen devam ediyor. Yöntemi değişmiş olabilir çağın şartlarına göre. Ayrıca şunu da altını bir kez daha çizmekte yarar görüyorum. Dediniz ki çok farklı zihinlerde çok farklı düşünceler olabilir ama ortak amaçlarımız uğruna farklı renkleri bir araya getirip aynı amaç uğruna çalışabiliyoruz. En güzeli de bu değil mi? Evet, evet. Mesela gökkuşağına da baktığınız zaman çok farklı renkler ama bir araya geldiklerinde ne kadar güzel bir görüntü oluşturuyorlar. İşte belki de bizi toplum olarak, Türk toplumu olarak bizi diğer milletlerden farklı kılan en önemli özelliğimiz farklı renklerle, farklı desenlerle de bir arada yaşıyor olabilmemizdir diye düşünüyorum. Biraz da Anadolu Realist Gençlik Derneği ve Türkiye Gençlik ve Öğrenci Platformu'nun çalışmalarından bahsetmek isteriz. Özellikle Anadolu Realist Gençlik Derneği'nin yaptığı kariyer günlerini biliyoruz. Evet. Topluma mal olmuş insanları gençlerle buluşturup, özellikle üniversitede okuyan gençlerle buluşturup, geleceklerine nasıl yön vermeleri konusunda tecrübe paylaşımları yapıldığını biliyoruz. Evet. Bunlar devam ediyor mu? Evet. Nasıl gidiyor? Dönütler nasıl gençlerden? Şimdi biz arkadaşlarımıza şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bize bir şeyi çok farklı anlattılar. Dediler ki işte kariyer üniversite bittikten sonra yapılır. İşte ilerleyen yaşlarda yapılır. Biz biraz daha bunu acı tecrübeyle arkadaşlarımıza şunu anlatıyoruz. Diyoruz ki kariyer okul çağlarında yapılır. Okul bittikten sonra yaşanılır. Çünkü ne yazık ki okul bittikten sonra hayat size o kariyeri, o hayal ettiğiniz şeyleri oluşabilmesi için çok büyük imkanlar vermiyorlar. Zemini iyi oturtmak lazım. Yani galiba. Bir de bizim şimdi CV dediğimiz olay işte bu çağlarda başlıyor. Şimdi baktığımızda global bütün dünya şirketleri artık diplomaya önem vermiyorlar. Yani bugün biz karşılaştığımız birçok dev firmalarla bile
bize şunu söylüyorlar. Artık özel okullar bile doktor yetiştirebiliyor. Yani evet. Bizim için artık doktor diploması olan bir insanın önemi yok. Neye önem veriyorsunuz sözünü söylediğimizde daha sosyal olan, işte dış dünyaya entegre olan bilen bir insan, yaşadığı dünyaya değer katabilen insanlar istiyoruz. Bu da aslında şunu doğuruyor. Demek ki artık insanlar sosyal olmaktan çok daha başka bir şeye çıktı. Hı hı. Ben merkezli bir yaşam anlayışına geçildiği için firmalar da biraz daha sosyal, yönetici kapasitesi olan, üretebilen insanlar istiyorlar. Biz de bu derlediğimiz şeylerden yola çıkarak bununla alakalı çalışmalar üretiyoruz. Kariyer buluşmalarında da oturup düşündüğümüzde bu yaşam hikayesi olan, gençlere bu noktada örnek olabilecek, o yol ayrılıklarında verdikleri kararların neler olduğunu, ne kadar realist baktıklarında durumun ciddiyetini duruyorlar. Çünkü her ne kadar da olsak bir yaş grubumuz var. Bu yaş grubu bir şeyleri idrak etmekte gerçekten zorlanıyor. Hı hı. Tam hayatın en eğlenceli kısmında yaşıyoruz. Geçim kaygısı gibi bir kaygımız ne yazık ki çoğu arkadaşımızda söz konusu olmuyor. İşte biz bu çağlarda, bu buluşmalarda böyle bir hayatın da var olduğunu, okulun sonrasında bu hayatın neler olduğunu simüle ederek arkadaşlarımıza gösteriyoruz. İyi de dönüşümler alıyoruz. Bu bizi fevkalade mutlu ediyor. Hem bilgi birikimi olan insanlar bunu çok iyi aktarabiliyorlar. Hem arkadaşlarımız aslında olayın böyle olmadığını, daha farklı olduğunu söylüyorlar. Bir de Elfan, bu buluşmalarda bizim aslında en birinci kurguladığımız şey yetenekli arkadaşlarımızın keşfedilmesini de sağlamak. Hı hı. Mesela önemli yöneticilerin CEO'ları geldiğinde ya işte senin böyle yeteneğin varmış, nasıl buralardasın falan dediği arkadaşlar oluyor. Onları yanlarına alıyor, staj veriyorlar. Stajdan sonra iş imkanı veriyorlar. Çok böyle başlıklarda bu buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bir de biz misyon olarak var olan her şeye saygı duyma felsefesiyle çıktık. Hı hı. Biz hani bir gitarın telleri gibi farklı sesler çıkarsak da ortak türkümüz bir olsun diyoruz. Yani bir kilimin deseni gibi renklerimiz farklı olsa da çıkardığımız kaligrafi bir olsun diyoruz. Bu bizim ana çatımız. Bunun yanı sıra sadece teknik kapasitelerde değil, sokakta yaşayan hayvanlar için de projeler üretiyoruz. Mesela geçmişte baktığımızda yaklaşık 700'e yakın straforlardan, atık malzemelerden barınaklar yaptık. Mesela bunları Elazığ sokaklarına yerleştirdik. Çünkü biz iyi biliyoruz ki yaşayan her şeye saygı duyma insani özelliklerin birinci görevidir. Evet. Bizden sonraki arkadaşlarımıza da bunları aşılama derdindeyiz. Sadece ben merkezli değil, biz merkezli hareket etmelerini düşünüyoruz. Bununla beraber birçok etkinlik, birçok proje, birçok kariyer buluşması, mesleki eğitimler, dil eğitimleri, geziler falan kümülatif bir şekilde ilerliyor. Hı hı. Peki efendim, mesela dediğim gibi biraz önce de hiçbir sivil toplum kuruluşuna bağlı olmayan gençler mesela kapınızı çalabilir mi? Çaldıklarında neyle karşılaşacaklar? Nasıl buyur ediyorsunuz? Belirli bir prensibiniz var mı? Herkes gelebilir mi? Şu ana kadar mesela özellikle Realist Gençlik Derneği'nin mesela Elazığ'da kaç üyesi var? Evet. Bundan sonraki süreçte işte bir araya geldiğinizde bu gençler için daha farklı neler yapacaksınız? Biz şunu söylüyoruz, bize başvuran herkese diyoruz ki bizde üyelik sistemi yok, gönüllülük sistemi var. Yani biz insanları basit bir kağıt parçasıyla bütünleştirmiyoruz. Yani gönüllerinin bize verilmesini istiyoruz. Hı hı. Şimdi efendim, siz gazeteci olduğunuz için daha yakından bilirsiniz. Ülke o kadar çetin bir şeyden geçti ki özellikle dernekçilik, hı hı, vakıfçılık artık insanların korkuyla bakış açısının olduğu bir durum. Hı hı. Bu da aslında 15 Temmuz'dan sonra bu odakların bir hedefleri arasındaydı. Yani bizim gibi işte milli ve manevi hassasiyeti olan platformların büyümesine engel olmak için de aslında böyle bir sekte vuruldu. Ama bize gelen arkadaşlarla mesela ilgilendiğimizde onlara sunmuş olduğumuz projeleri gördüklerinde ya da bizimle beraber sahada işin rengini fark ettiklerinde beraber güzel şeyler yapıyoruz. Şimdi biz bunu yaptığımızda sosyal medyayla beraber bizi gören insanlar da aramıza dahil olmaya çalışıyorlar. Biz her zaman şunu söyleriz, biz büyük bir aileyiz. Yani bizde
sadece bir başkan ve yönetimi ilişkisi yok. Biz büyük bir aileyiz. Arkadaşlarımızın sorunlarında yanında oluyoruz. Taziyelerinde yanında oluyoruz. Düğünlerinde yanında oluyoruz. Çünkü bu aile onların bir parçası. Yaşadığımız çağda hiçbir çıkar beklemeden, maddi manevi beklemeden, hiçbir çıkar beklemeden bu kadar insanın yanında gören kişiler ister istemez bu ailenin bir parçası olmak istiyorlar. Bir de biz bugünden ziyade yarını garanti ediyoruz. Yani yarına çalıştığımızı ifade ediyoruz. Çünkü biz bugün birçok şeyi kaybettik ama yarını kazanmak için, yarına iyi nesiller, bilinçli nesiller yetiştirmek için bir fırsatımızın olduğunu bildiğimiz için böyle çalışmalar yürütüyoruz. Buradan ailelere de aslında bunu seslendirmek istiyorum. Yani bazen ailelerimizle görüştüğümüzde bu bizi çok mutlu ediyor. İşte kız çocuklarının, erkek çocukların yanımızda olduğunu duyunca mutlu oluyorlar. Şimdi siz de bir hanımefendi olarak bir hiç bilmediğiniz bir platformda bir insanın yanında olduğunu bilmek, bu güveni sağlayabilmek çok güzel bir şey. Özellikle günümüzde. Yani özellikle günümüzde, hatta bazen mesela bayan arkadaşlarımızın anneleri arıyor, işte yanınızda mı diyor, evet yanımızda, mutlu oluyorlar. Ailelere şunu seslemek istiyorum. Yani bizimle beraber olsunlar, gelsinler, görsünler, neler yaptığımızı görsünler. Sakın ola bu noktada çocuklarını geri planda tutmasınlar. Çünkü içe kapanık bir çocuk, dış dünyayla bağlantısı sağlamayan bir çocuk. Belli bir noktadan sonra öyle bir dış dünyanın içine atılıyor ki bu kez entegre olamıyor. Bu da çok bir vahim bir sonuçlar doğuruyor. Çünkü biz şunu biliyoruz ki yani 23-24 yaşına gelmiş bir insanın hala annesinin kokusuyla büyümeyi hedefleyen bir çocuk olduğunu düşünüyoruz. Bu kez özgüvenleri mesela, aslında tabii, tam aileden olarak kopunca, yetişemiyor olabilir, yerleşemiyor. Yani bu dünyaya alışık olamıyor. Şimdi aileden kopuk olunca bu kez dış dünyayla da bir bağlantı sağlayamıyor. İşte orada uyuşturucu dediğimiz şeylere sarılmak istiyor. Allah korusun işte terör faaliyetlerine gitmek istiyor. Çünkü baktığımızda işte üreten, hedefleri olan, çaba veren hiçbir gençliğin bu bahsettiğimiz şeylerde işi olmuyor. Çünkü biz hatta şunu söyleriz. Yani deriz ki 24 saatin bize yetmediğini fark ettik. Yani biz şimdi 24 saat içerisinde günümüzün tamamını farklı şeylerde değerlendirirken bize zarar verici şeylere niye tercih ederim ki? Zaten bizim hedeflerimiz, amaçlarımız var. Bir de efendim sahip çıkılmazsa sahip çıkan çok olur. Ve bu sahip çıkanların da kim olduğunu bilmiyoruz. Bunu yaşadık. Hala da dönem dönem yaşıyoruz. İşte terör örgütlerinin üniversitelerden gençleri nasıl alıkoyduklarını. İşte bakın hala devam ediyor. Diyarbakır'da annelerin nöbeti sürüyor. Aynen. Yani bir şekilde evlatlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Çok güzel özetlemiş. Ve dediğim gibi eğer siz sahip çıkıp doğruyu göstermezseniz o çocukların zihinlerini karıştıran çok olur ki bunu da yaşadık ve bunun yaşanmaması noktasında da yine dediğiniz gibi ailelere de seslenelim. Lütfen çocuklarınızın takıldığı yerleri, efendim söyleyeyim, eğer sivil toplum kuruluşlarıysa lütfen onları da bir gidin görün. Tabii. Kimlerin yanındalar, hangi düşünceye hizmet ediyorlar? Özellikle yaşadıklarımızdan sonra bunları tecrübe etmiş olmamız gerekiyor. Yani şimdi insanın sosyalleşmesi bir ihtiyaçtır. Yani bu ihtiyaç bugün çocukları baskısıyla, bu baskıyla yok edilse de bu ihtiyaç mutlaka bir yerde doğuyor. İşte bu ihtiyacın karşılanması noktasında insanlar arayışa girdiklerinde sizin bahsettiğiniz gibi bu odaklar onlara sahip çıkıyor. İşte biz diyoruz ki sizlerle beraber, ailelerle beraber, bu devlet büyüklerimizle beraber, bu arkadaşlarımıza bir misyonun parçası olduğunu anlatalım. Yani bir Seyit Onbaşı 250 kiloluk o top mermisini bu nesil için yani sırtında taşıdı. Yani Nene Hatun bugün Fransızlara karşı dik durduysa bu nesil için durdu. Yani yine buna benzer birçok ebedi kahramanımızı örnek gösterebiliriz. Bizim için durduğunun bilincindeyiz. İşte bu bilinç bizim Elif Hanım uykularımızı bazen kaçırıyor. Diyoruz ki ya işte yarın huzur mahşerde Fatih Sultan Mehmet veya işte Seyit Onbaşı ben sizin için mi bu kadar şey ettim, bu kadar çile çektik dediğinin bilincindeyiz. Bu soruyu sorduğumuzda arkadaşlarımızla işte gerçekten ya biz işte gidip bilgisayar başında oyun oynayacağımızda atıyorum basit bir sokak hayvanına mama dağıtmak bile bu organizasyonu güçlü kılıyor. Yani burada yaptığımız en küçük etkinlik bile
Her şeyden önce sizin az önce özetlediğiniz gibi farklı renkten, farklı dinden, farklı görüşten insanların bir araya toplanıp küçük bir çay organizasyonunun olması bile bu ülke için bence çok önemli bir şey. Kesinlikle. Çünkü birliğimizin, bütünlüğümüzün ihtiyacı olan bir durum bu. Hı hı. Ve yine de ekleyelim, sosyalleşirken lütfen okumayı da unutmayalım. Mutlaka okuyalım. Okumak da insanların ufkunu geliştirir, beynini geliştirir. Neyin doğru, neyin yanlış ya da karşısındakinin kendisini gerçekten kandırıp kandırmadığını daha rahat anlayabilir. Şunu da hemen sorayım, artık programı da yavaştan kapatacağız. Hangi yaş aralığındaki arkadaşlarımız size evet. üye olabiliyorlar, derneğinize? Şimdi bizde şöyle bir durum var. Genelde herkes bizi böyle üniversite öğrencileriyle iş yapan bir platform olarak biliyor ama biz mesela büyük bir lise teşkilatımız da var. Hı hı. Bunun yanı sıra ilkokuldaki arkadaşlarımıza aslında ağaç yaşken eğilir sözünü ile beraber onlara bu bilinci şimdiden aşılamaya çalışıyoruz. Hı hı. Yani şimdi mesela okullarda program yapıyoruz. Diyoruz ki mesela gittiğinizde annenize şunu söyleyin. Anne işte bugün yediğimiz yemeği bir kenara koyalım, sokaktaki hayvana verelim. İşte baba arabaya bindin, niye emniyet kemerini takmıyorsun? İşte bizi düşünmüyor musun hı hı. gibi şeyler söylüyoruz. Şimdi biz bunu söyleyince aileler de bizi arıyor. Diyor ki ya hocam siz hani böyle şeyler söylüyor musunuz? Tebrik ediyor. Çocuğumuz işte bugün sokaktaki bir hayvana şey verdi. Paylaşımcı duygusunu şimdiden aşıyoruz. Hı hı. Yani geçtiğimiz günlerde bununla alakalı bir hocamız işte hiç oyuncağını hiç şeye vermeyen bir kişinin artık sokakta bir hayvanı sahiplendiğini söylemesi bizi çok mutlu etti. Hı hı. Biz yarına yatırım yapmanın aslında derdindeyiz. Hep bunu çabaladık. Bunu yaparken de mevcut şu andaki gençliğe hiçbir şeyin geç olmadığını, aslında kaybettiklerimizi kazanım olarak tekrardan bu millete sunmak gerektiğini söylüyoruz. Bir de ülkemizde sivil toplum kuruluşları ne yazık hep bir siyasi ve basamak olarak görülüyor. Yani biz bir sivil toplum kuruluşunun neler yapması gerektiğinin bilincinde olan bir topluluğuz. Yani bizim bununla alakalı çok bir ikbal duygumuz yok. Az önce söylemiş olduğumuz gibi o küçük kardeşimizin o sokak hayvanıyla paylaşmış olduğu yemeği bizim zaten en büyük kazancımız. Bunu belki bugün almıyor olabiliriz ama bundan 25 sene sonra bu ülkeye bilinçli bir nesil yetiştirmede küçük bir faydamız olursa hem bu dünya için hem ebedi dünyamız için büyük bir fayda sağlayacağını biliyoruz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Dediğiniz gibi eğer yarına yatırım yapmaksa niyetiniz ki halis, Allah da yardım ediyordur, edecektir de. Buradan da bir kez daha aktarmış olalım. Özellikle ailelere lütfen ama lütfen çocuklarınızın sosyalleşmesi için, özgüveni kazanabilmeleri için, aynı zamanda okumayı da sevmeleri için sivil toplum kuruluşlarına, özellikle Anadolu Realist Gençlik Derneği gibi, Türkiye Gençlik ve Öğrenci Platformu gibi, yine Fikir Meclisi gibi yapılara mutlaka götürün, elinden tutun götürün ve kesinlikle orada nelerin yapıldığını da takip edin ki biraz önce Erhan Bey de anlattı. Anadolu Realist Gençlik Derneği'nin çalışmalarını, hangi misyona ve vizyona hizmet ettiklerini de lütfen öğrenin. Çünkü sağlam geleceği bugünden inşa etmek durumundayız. Çocuklarımızın, gençlerimizin başarılı olmaları için zemini, temeli iyi atılması gerekiyor. Bu zemin de, bu temel de yine bu dernekler gibi çatıların altında oluşuyor diyelim. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çalışmalarınızla başarılar diliyoruz. Yeni projelerle de aslında buradan bizler de kamusal görevimizi icra edebilmek adına yapacağınız her çalışmada da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olacağımızı, sürdüreceğimizi bilmenizi isteriz. Müsaadenizle ben de birkaç şeyi teşekkür etmek istiyorum. Buyurun çok kısa alalım. Başta bize destek veren bütün kurum müdürlerimize çok teşekkür etmek istiyorum ama en çok ekibimize teşekkür etmek istiyorum. Ailesinin gönderdiği doğalgaz faturasını bile bu çocuklar için gidip bot mont alıp yani bu kış günde soğukta bekleyen ekibime çok teşekkür etmek istiyorum. Hı hı. Bizlerle beraber oldukları için herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Ve sayın seyirciler, Akşam Ajansı'nı bugün de noktalıyoruz. Yarın saatler 17'ye gösterdiğinde tekrar buluşmak ümidiyle tüm ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.